Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli etil özür görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kınam sıdıklanlar ekranımızı bulsun. Undut devlet Xitayning chet el saqchi punktini tekshirgan. Undut devlet Xitayning boshqa davlatlarda qonunsiz ta'sis qilgan atalmish chet el saqchi punktlarini tekshirgan. Qo'g'dug'ichi muhofizachilar nomli tashkilot yana Xitayning chet elda qonunsiz qurib chiqqan 16 o'rindagi atalmish saqchi punktini e'lon qilgan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha Xitayning chet ellarda qonunsiz ta'sis qilgan atalmish chet el saqchi mulozamat markazlari yoki chet el saqchi punktlari to'g'risida dokulat e'lon qilingandan keyin bir qancha davlat harakatga o'tgan. Bular ichidagi ikki davlat Xitayning davlatidagi chet el saqchi punktlarini darhol taqishni talab qilgan. Munosabatlik tashkilotlari bu haqdagi tadqiqotlarni tamomlagandan keyin Xitayning chet elda yana 16 o'rindagi chet el saqchi punktlariga oid uchurlarni e'lon qilgan. Qo'g'dug'ichi muhofizachilar tashkilotining ko'rsatishicha 14 davlat hukumatı Xitayning chet el saqchi punktlarini tekshirishga boshlagan bo'lib, Qo'g'dug'ichi muhofizachilar tashkiloti yana Xitayning Ispaniya, Serbiya va Mozambikda qonunsiz ta'sis qilgan chet el saqchi punktlarining gumondorlarini Xitoyga qaytib ketishga maslahat berish harakatiga qatnashganligiga oid paketlarni topganligini aytgan. Qo'g'dug'ichi muhofizachilar tashkiloti 7 noyabr yozim bayonot e'lon qilib, Avstriya, Chex, Germaniya, Irlandiya, Italiya, Portugaliya, Ispaniya, Shvetsiya, Gollandiya va Angliya qatorliq 14 davlat hukumatining allaqachon Xitoyning chet elda qonunsiz qurib chiqqan chet el saqchi punktlarini tekshirishga boshlaganligini Kanada, Chili, Nigeriya va Amerika qatorliq davlatlarining tekshirayotganligini bildirgan. Buning ichidagi bir qancha davlat chet elliklarning o'z zimmasida qonun ijro qilsa bo'lmaydiganligini chet el vakillarining yerlik va xalqaro qonunlarga rioya qilishi kerakligini ko'rsatgan. Gollandiya bilan Irlandiya Xitoydan atalmish chet el saqchi punktlarini taqishni talab qilgan. Qo'g'dug'ichi muhofizachilar tashkiloti yana demokratik davlatlardagi hukumatlarni Xitoyning davlat halqigan bostirish taktikasi va munosib turlarini tekshirishga, xatar ostidagi mahallalar haqida yetarli dokulat berish va qo'g'dash mexanizmi o'rnatib, yerlik saqchilarning xalq duch keladigan tahdidni tushunishiga kapolatlik qilishga, jumladan tahdid selish yoki tahdid selishga yordam berish gumoni bor kishilarga qaratgan jazo va viza cheklamasini yo'lga qo'yishga chaqiriq qilgan. Xitoy yuqori sur'atli tosh yo'llarga ko'zitish minori qurgan. Ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sinda oshkorilanishicha, Xitoy rejimi Sharq Turkistonda kishining aqliga sig'maydigan bostirish tizimlarini davomli yo'lga qo'yayotgan bo'lib, yaqinda Sharq Turkistondagi barliq yuqori sur'atli tosh yo'l yoqasiga ko'zitish minori qurib chiqqan. 7 noyabr Sharq Turkistondan tarqalgan 3 parcha sinda oshkorilanishicha, Xitoy Sharq Turkistonning Qaqqas cho'llaridan boshlab barliq yuqori sur'atli tosh yo'l bo'yiga 1 kilometrda bir yerga ko'zitish minori qurib chiqqan. Sindi ko'rsatilishicha mazkur minor yog'ochdan yasalgan bo'lib, egizligi 3 metr atrofida bo'lib, har bir ko'zitish minorida 2dan 5gacha qarovul posti turgan. Mazkur sindi tarqatgan Xitoylarning aytishicha, ilgari bu xil usulni yaponliklar qo'llangan bo'lib, navbatda Xitoy doiralari Yaponiyaga taqlid qilingan ko'zitish minorini Sharq Turkistonda qurib chiqqan. Kuzatuvchilar Xitoyning yillardan beri Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizganligi sababli o'zida bexatarlik andisi kuchayganligini, Sharq Turkiston xalqini shuncha qattiq bostirgan va xalqning qo'lidagi pichoq chog'liq narsalarini mu zanjirga bog'lagan Xitoy rejimining navbatda yo'lga qo'ygan bu tadbiri Xitoyning o'z jinoyatlarining natijasidan ansirash psixikasining turtkisida bo'layotgan ishlar ekanligini bildirishmoqda. Amerika Xitoy masalasida Yaponiya bilan Gollandiyaga besim ishiltishni planladi. Amerika ilg'or o'zak texnikasining Xitoyga tarqalishining oldini olish maqsadida Yaponiya va Gollandiyaga besim ishiltishni planladi. Fransiya xalqaro radiosining 7 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika savdo ishlari ministri Gina Raimondo CNBC muxbiriga "Menimcha siz yaqinda Yaponiya bilan Gollandiyaning bizga ayg'ishidiganligini ko'rasiz" degan. Biden hukumatı 7 oktyabr Amerika'nın üskünleri bilen yasalgan her kandaq yerim ötküzgüç özdeklerinin Xitoyga eksport qilinishini cheklaydiganligini e'lon qilgan hamda Amerika'nın yer shari texnikasi ve ta'minlash zanjiriga bo'lgan ta'siridan foydalanib Xitoyning ilg'or özek ve özek ishlab chiqarish texnikasiga erishishining oldini oladiganligini e'lon qilgan edi.
Koreya ve Tayvan'daki nurgun şirketler Amerika'nın münasebetlik mahsulatlarını işletilgan bulup, bu mahsulatlar Amerika elan kılgan kanuni çekleminin təsirine uçurgan. Bildirilişçe, yerim ötküzgüç üskünlerini yasaşta Japonya bilen Gollandiya emeli küçge ege bulup, her iki devletteki şirketler Amerika teknikisi tayanmagan halde mahsulatlarını işlep çıkaralaydıken. Bu şirketler hazırga kadar Amerika tarafından kontrol kılınmagan bolsumu ama dikkat obyekti bulup kalgan. Haber kılınışça, Amerika, Japonya ve Gollandiya'daki 3 çoğun şirket yarışarı özek işlep çıkarış üskülleri bazırda üstünlükünü ilgileydiken. Bunun içinde en çoğunları Amerika'daki kullanışça materyallar, onundan kalsı Gollandiya'daki ASML ve Japonya Tokyo Elektron şirketiyken. 2022 yılı 3. aygacı bulgan maliye yılı da tahminen 2 trilyon yen, yani 13 milyard 600 milyon dolar umumi setiliş miktarının 4'ten bir kısmı Xitay'a qaratılgan bulup, Xitay seti bulgan mahsulat Koreya ve Tayvan'a qarıganı köp bulganlıktan Xitay bu şirketlerinin en çok xeridarı'a aylanğan. Amerika taratqularının haber kılışça Amerika Soğudu Ministerliğinin bir yukur derecelik emeldarı bu aydı Gollandiya'nı ziyaret kılıdıkken. Japonya bilen keng dairelik müzakere pat ardı başlanışı mümkün olup, yerim ötküzgüç işlep çıkarış üskürlerinin Xitay'a eksport kılınışını çekleş Japonya iqtisadığı zor təsir körüstüdükken. 1. aydın 9. aygıca Japonya'nın özek yasaş üskürlerinin eksporti təxminen 3 trilyon yen bulup, bultırkı uxşaş mezgildikiden 30%'ki yıkın aşkan. Bazar tiz kengayıp ötken 10 yılı qarığanda 3 hessi aşkan. Xitay rayon atlap turmuş buyumlarını setişini çekledi. Xitay Şarkı Türkistan halkını atalmış yukumlu nölgü çürüş bahanesi bilen qasdan qiynaş maqsadida yerlik qorjaq əmeldarlarga rayondaki əmeldarlarının ruxsati bolmagan əhval astida köktat ve turmuş buyumlarını sassı bolmaydıganlıqını elan qilgan. Xitayının atalmış yukumlu nölgü çürüş bahanesi bilen Şarkı Türkistan'da icra qılıvatqan işini teşidin taqap aileyi qamap açqoyuş davalamay qiynaş qilmişi Şarkı Türkistan halkının ruhi ve cismani sağlamlıqını buzmaqda. İctimai uçur vasıtlarda aşkarlanğan sindin məlum buluşça, işğaliyetçi Xitay rejimi Şarkı Türkistan halkını ailesige qamap qiynağını azdep, rayondaki qorjaq əmeldarlarının ruhsatı bolmağan əhval astıda köktat ve turmuş buyumlarının sassı bolmaydıqanlıqını elan qılğan. 7 noyabr tarqalğan sindi aşkarlanışça, Şarkı Türkistan'nın naməlum bir cahideki yerlik qorjaq əmeldar halkını agahlandırıp, birinin pul tapımız deyip kentinin ruhsatı bulmağın əhval astıda kentki 7 avtomobilge besilgan çamğur, yesivilek, sevze, piyaz qatarlıq köktatlarını əkirgeligini, bu sebeplik kadırlar kent əzalarını ve dehqallarını təşkirləb, köktatlarının həmmini məcburi çürüşkü başlıqallıqını elan qılgan. Ve bunu deyinkin kentki muşundaq turmuş buyumi ve köktatlar yerlik əmeldarlarının ruhsatsız elib gelinse, həmmini qaytır vetimiz degen. Küzetküçüler Xitay'nın növetli Şarkı Türkistan halkını ailesi hem de adalmış közüş merkezlerine kamal kılganı azdep, ticaretçilerinin turmuş buyumları hem de köktatlarını kentlerine elip girip setişini çekti geldikini, Xitay'nın bunundaki rezil maksının kamalda kılgan halkını tihamı qiynaş işgeldikini, bu içinişlik ekval halkarada endişi payda kılıvatkan bolsumu, bırak Xitay'nın yanı bastırış ve tutkunlu devam kılıvatkanlıqını bildirişmekte. Tokayov devletinin müstakilliği ve menfaatini qattiq küç bilen qoğdaşqa tayyar ekanligini bildirdi. Qazaqstan prezidenti Qasim Jomart Tokayov devletinin müstakilliği ve menfaatlerini faqat diplomatiya yardımı bilenle emas, belki texmo qattiq küç bilen qoğdaşqa tayyar ekanligini aytdi. Türkiye Avazi Radiosu haberde bildirilişçe Qazaqstan prezidenti Jomart Tokayov Hazar Dengizi qırgaqlarga jaylaşqan Mangistau shtatining ma'muriy markazi bo'lgan Aqtau shahrida xizmatlarini tekshirib tadqiq qildi. U rayondaki amma bilan ko'rishganda eng oxirgi qatim 2018 yili Aqtauda ochilgan rahbarlar yig'inida Hazar Dengizining qonuniy salohiyatining bekitilishi bilan davlatning chegara masalalarining oxirlashganligini bildirdi. O hazırının özüde Kazakistan'ın barlıq devlet çigralarının kanuni halde birleştirilgenliğini bildirip, sabıq Sovet İtibakı devletlerinin köpüncisi de tihçi bu meselde herhal ıhtılaplar var. En yakın koşullarımızın çigraları mı uruş ve korallıq dokunuş 101 vatı da dedi. O saylan mısabısıqı kirgen Kazakistan'da yakınkı aylarda devletinin uçur sistemelerine kılınıvatkan hücumlarının köpüngenliğinin bişaret berip, yalgan uçurlarının tarqalışının aldığını alımız. Bunu ilgirimi etkan edim. Mukaddes de bilidigan müstakillikimizni ve devlet menfaatlerimizni pekat diplomatiya yardımı bilenle emez,
belki teximi qattiq kuch bilan qo'g'dashga tayyormiz dedi. U davlatning muqimligi va bexatarligining tashqi siyosatning kun tartibiga ta'sir qilganidek ichki siyosatiga ham cho'ng ta'sir ko'rsatganligini qayd qildi. U so'zda yana davlatimizda va chet ellarda fitna fasod va dushmanlik urug'i teriydiganlar bor bo'lgan ahvolda g'aflatda turolmaymiz dedi. Amerika'da o'tir mazgillik saylan boshlandi. Amerika saylovchilarining o'zlari turibotgan shtatlarning shtat boshlig'ini, ba'zi shaharlarning boshliqlarini avom palatasiga saylangan 435 a'zoning hammasini Kengash palatasining 100 nafar a'zosining 35-ini saylash uchun bilet tashlashi boshlandi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, yangi e'lon qilingan al-ro'yi natijalarga asoslanganda, jumhuriyatchilar Kongressning tuban qanati bo'lgan avom palatasida ustunlikka erishdi ekan. Yuqori qanat hisoblangan Kengash palatasida bo'lsa, qaysi partiyaning ustunlikka erishidiganligi aniq emas ekan. Amerika prezidenti Joe Biden saylam safarbarlik nutqini Nyu-Yorkda so'zladi. U bu qatimqi saylamni hayotimizning eng muhim saylami dedi va sobiq prezident Trampni kuchlik ayibladi. Sobiq prezident Tramp oxirgi saylam safarbarlik faoliyatini Ohio shtatida o'tkazdi. U Kengash palatasi va avom palatasini qaytirib olamiz. Oxirida 2024-yili go'zal Oqsaroyni qaytirib olamiz. Bugun bu saylamlarning oldiga o'tmoqchiman. 15 noyabrda Florida sohilida xushxabar e'lon qilaman dedi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tapshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.